Herkese merhaba. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu günler diliyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlar, biz zaman zaman gündeme geliyor aslında. Hatalarımızı başka yerde arama hastalığımız var. Belki toplumsal olarak bir sosyal hastalığımızdır bu. Eğer bir yerde hata varsa bunu kendimize dönüp sorgulamak yerine hatayı başka yerlerde aramayı daha kolay bulabiliyoruz, daha kolay görüyoruz. İşte bu noktadan hareketle bugün sizlere ebeveynler olarak, anne baba olarak gençlere, çocuklarımıza karşı yaptığımız hatalardan bahsedeceğim. Çoğumuz anne babalar çocuklarımızdan şikayet ederiz. Birileri çok yalancı der, birileri çok bencil der, birileri haddini bilmez okalanın teki haline gelmiş der, biri edep eksikliğinden bahseder, birisi pintiliğinden bahseder, biri nankörlüğünden bahseder. Belki çoğu anne babalarımız bunlardan, bu saydıklarımızdan bir veya ikisinden, çocuklarından ve gençlerinden şikayetçidir. Çünkü ben de babayım, buna yakından şahit oluyorum. Sevgili dostlar, yalancılıktan başlayalım mı? Çocuk nasıl yalancı olur? Yalancı olmasından altında bizim yanlışlarımız var mı acaba? Ondan başlamak istiyorum. Şöyle düşünün, çocuk 8-9 yaşlarında çocuk top oynamaya gitmiş, üstünü başını kirletmiş gelmiş. Hemen anne baba çıkışır, nedir bu halin, şu haline bak diye. Ne yaptın? Top oynadım. Ya kızarlar ya hafiften de tepki de gösterirler. Ertesi gün bunu gören çocuk ertesi gün yine top oynayacaktır. Bunu engelleyemezsiniz. Ama bu sefer farklı bir şekilde gelecek. Üstünü başını temizleyip gelecek. Nerede kaldın diye sorduğunuzda da mutlaka bir yalan uyduracak. Mesela teyzem aradı, ekmek almamı istedi, fırına gittim, ona ekmek aldım, geldim. Bu arada aferin oğluma da demeyi ihmal etmezsiniz. Çocuğun yalana alışmasına kim sebep oldu dersiniz? Şu anda cep telefonlar var ama birkaç sene öncesine kadar evde aranan anne veya baba, ev telefonundan anne veya baba, işte çocuk baba şu arıyor dediğinde el kol hareketleriyle evde yokum derdi çoğumuz. Çocuğa yalanı kim öğretiyor? Sevgili dostlar, sabahleyin okula gitmeye üşenmiş, biraz da geç kalmış çocuğu fırçalayan babası, oğlum madem ki okula gidiyorsun, okulun kuralları var, ilkeleri var, bunlara uymak zorundasın, her istediğin saatte okula derse gidemezsin diye çıkışır. Ve geç kaldığı için arabasını alır, onu zamanında yetiştirmek için arabasıyla götürmeye çalışır. Fakat kırmızı ışık yanmasına rağmen kırmızı ışıkta durmaz. Şimdi kurallara, ilkelere, usule, erkana uymak lazım diye az önce çocuğunu fırçalayan, haşlayan diyelim anne baba kırmızı ışıkta durmamıştır. Ne söyleyecek acaba o çocuğuna? Sevgili dostlar, çocuğumuza harçlık veya malzeme alırken, harçlık verirken çoğumuz şöyle bir tavsiyede bulunuyor ve iyi yaptığımızı zannediyoruz. Aman oğlum, sakın harçlığını kimseyle paylaşma. Enayi durumuna düşmeyesin ha. Eşyalarına sıkı sıkı sahip ol. Kimseye kalem, silgi falan vereyim deme. Ve arkasından sonraki yıllarda çocuğun çok bencil, nankör, sadece kendisini düşünüyor diye şikayet eden yine biziz. Sevgili dostlar, bunları artırmak mümkün. Ama ben konuyu açmışken bunun tersi olan bir hususu da dile getirmeden geçmek istemiyorum. Şöyle düşünün, çocuğunuzun mert olmasını istiyorsanız ona oğlum cömert ol, mert ol diye anlatmayın. Bir gün akşam yemeğinden bir tabak hazırlayın ve çocuğunuza deyin ki oğlum şu karşı komşumuz galiba hastası vardı, yemek yapmamış olabilir. Veya şu yan komşumuz durumu çok iyi değil. Belki ayda bir et alamıyorlar.
bu akşam bizim et yemeğimiz var, bir tabak onlara götür deyin. Bunu birkaç kere yapın, çocuğunuza mert ve cömert olmakla ilgili hiçbir tavsiyede bulunmanıza gerek yoktur. Çünkü dil ile yapılan tavsiyeler geçersizdir, anlamsızdır. Su üzerine yazı yazmak gibidir. Ama az önce yaptığınız iş çocuğun şuur altına cömertliği ve merhameti yerleştirecektir. Tekrar başa dönüp şunu söylemek mümkün. Demek ki çocuklarımızın yanlışlarını, gençlerimizin yanlışlarını gördüğümüzde derhal gençleri, çocukları suçlamayalım. Kendimize dönüp anne baba olarak, hatta eğitimciler, öğretmenler olarak biz acaba nerede yanlış veya eksik yaptık diye kendimize soralım. Kötü karne getiren çocuğu derhal suçlarız. Hatta başkalarıyla kıyaslarız. İşte filanın oğlu, falanın kızı, abin, kardeşin, amca çocuğu, dayı kızı diye örnekler gösteririz. Bu kötü karnede bizim bir hatamız var mı acaba diye sorgulamayı aklımıza getirmeyiz. O halde sevgili dostlar, anne baba olarak çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapmak zorundayız. Ne zaman? Zamanında. 15-16-18 yaşlarına gelmiş gençlere anne babalarımız çok şikayet eder. Nasihat edin diyoruz, vallahi gece gündüz nasihat ediyoruz derler. Ama geç kalmışızdır. Çünkü çocuk daha 7-8 yaşlarında şekil almaya başlar. Siz bu yaşlarda az önce ifade ettiğim gibi direkt mesaj değil, şuur altına mesajlar gönderirseniz çocuğunuz daha doğru, daha yetişmiş olacaktır. Kimseyi suçlamayalım. Geriye dönüp biz nerede hata yaptık deme cesaretini gösterelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.